bayramı Allah korusun işte her sene yaşadığımız işte bayramın zehir olduğunu öğreniyoruz. Çok beklenmedik üzücü olaylar, kazalar, trafik kazaları meydana geliyor. Burada belki pek çok hani trafik ile ilgili birimler tarafından Emniyet Müdürlüğü'nün trafikle ilgili birimleri buna yönelik çok farklı teknik önerilerde bulunuyorlar. Ama bir taraftan da bizi psikiyatristler olarak ilgilendiren bir taraf da bunun uyku. Çünkü uyku insan hayatı için gerekli olan bir şey ve ömrümüzün yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Çünkü uyku beyni besleyen bir şey. Değişik klinik çalışmalarda beyni nöronlarını, hücrelerini destekleyen bazı maddelerin uykuda arttığı gösterilmiş. Demek ki uyku aslında bir ihtiyaç. Bu nedenle tersi olan uykusuzluk, hatta birkaç gün üst üste devam eden uykusuzluk insanın ruhsal yapısını çok fazla etkiliyor. Dikkatini, konsantrasyonunu, belleğini etkiliyor. Bu nedenle uykusuz olarak yola çıkmak ciddi trafik kazalarıyla ilgili ciddi problemlere yol açabilir. Çünkü biz şunu biliyoruz. İnsanın duygu durumunu kontrol eden bazı beyin kimyasallarıyla uyku ile ilgili beyin kimyasalları benzeşiyor. Bu nedenle yeterince uyku alınamadığında, yani gerekli olan, yaşa göre gerekli olan bir uyku yeterince sağlanamadığında insanın ruhsal durumundan etkilenebiliyor. Mesela kısa süreli bir uyku ya da tam tersine çok uzun süreli uyku kişinin duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Çabuk sinirlenme, çabuk tepki gösterme, huzursuzluk, kendini çok bitkin hissetme, dikkat dağınıklığı, konsantrasyonla ilgili problemlere yol açabiliyor. Bununla ilgili bir çalışmayı biliyorum. Çok bir 80 kişi üzerinde yapılmış bir araştırma, Amerika'da gerçekleştirilmiş bir araştırmada beyindeki oksijen kullanımını, beyindeki glukoz kullanımını değerlendiren ve uykusuz bırakılarak bir de normal uyuyan insanları karşılaştıran çalışmada şu gösterilmiş. Beynin özellikle dikkat, konsantrasyon, bellek ve farkındalığı artıran bölgelerinde sağlıklı bir şekilde uyuyanlarla uyumayanlar arasında ciddi bir farklılık var. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer sağlıklı bir şekilde uyunamadığında bir kere kişinin farkındalığı, çevreyle ilgisi, farkındalığı azalıyor, dikkati dağılıyor, konsantrasyon, dikkati sürdürme süresi yani konsantrasyonu bozuluyor, duygu durum bozuluyor, daha çabuk sinirlenebilir ve tepki gösterilebilir bir hale gelebiliyor. Hatta başka bir çalışma hatırlıyorum. Uzun süre uykusuzluk çeken bireylerde beyin hücrelerinin bir kısmının biraz önce bahsettiğim o beyin hücrelerinin besleyen bazı maddelerin uykuda arttığını bildiğimiz için acaba uzun süre uykusuzluk çekenlerde hücreyle ilgili hücre ölümüne yönelik bazı bulgular elde edilebilir mi diye yapılan çalışmalarda %20'nin üzerinde hücre ölümü çok uzun süreli uykusuzluklarda %20'nin üzerinde hücre ölümünü bildiren çalışmalar gerçekleştirilmiş. Bu uykunun insan hayatındaki önemini vurgulayan bir şey. Bu nedenle çok sağlıklı, iyi bir uyku sonrası dikkat gerektiren aktiviteler yapmak her zaman avantajlı. Hele bu uzun süreli ve çok uzun süreli dikkat gerektiren bir yolculuk ise daha da önem arz ediyor.